Biz anlarız onu ki. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Dağlarda eğil, eğitime bütçe. Dağlarda eğil, eğitime bütçe. Türkiye'de son 11 yıl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde, özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmeti olan eğitim alanında hem içerik hem de örgütsel işleyiş açısından tamamen piyasa odaklı politikalar hayata geçirilmiştir. Bugüne kadar eğitimde en temel ilkeler göz ardı edilerek sayısız yasal değişiklik yapan AKP hükümeti attığı her adımda eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. Eğitim sisteminin acil çözüm bekleyen onlarca sorunu olmasına rağmen hükümet yangından mal kaçırır gibi hazırladığı bir torba yasa ile eğitimi bir kez daha kendi çıkarları ve siyasal hedefleri doğrultusunda yeniden biçimlendirmek istemektedir. Dostlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan mevcut tasarı ile dershanelerin dönüştürülmesi bahanesiyle öğrenci başına devlet desteği adı altında kamu kaynakları özel okullara aktarılmakta, devlete ait arazi ve okul binalarının özel sektöre ve kuvvetle muhtemel hükümetle bağlantılı kimi vakıf ve derneklere devredilmesi ya da kiralanmasının hesapları yapılmaktadır. Direne, direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Milliyetçi bakanlığının Milliyetçi temel kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapması girişimi eğitim teşkilatımızın içine yerleştirilmiş bir bombadır. Bu bomba AKP tarafından konulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı yasa tasarısı bombasıyla 73 bin okul yöneticisini yönetecek görevi sona ermektedir. Peki okullar yöneticisiz mi kalacak? Okullar müdürsüz, müdür yardımcısı olmadan mı kalacak? Elbette hayır. Eğer dayınız bir ilin valisi, halanız milletvekili, babanızın asker arkadaşı, bir devlet bakanının asker arkadaşı, bir yakınınız AKP il başkanı, ilçe başkanı ise o zaman koşun yakınlarınıza, dost ve akrabalarınıza haber veririz. Çünkü adamı olanlar okullara yönetici olacaktır. Adamcılık geçer akçe olacaktır. Lanet olsun böyle geçer akçeye. Eğitim sistemimiz çökertilmiştir. AKP'nin 12 yıllık iktidarı süresince orta ve yüksek öğretime geçişte eleyici, ezbere dayalı, elit bir geçiş sistemi desteklenmiş, dershanecilik teşvik edilmiş ve çözüm olarak ortaya atılmıştır. Ekonomik alanda olduğu gibi önce boz, sonra özelleştir anlayışı, şimdi de en temel insan hakkı olan eğitimde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Eğitim tarihinin en büyük tasfiyesine yol açacak özelleştirmeci ve yerelleştirmeci yasa tasarısının bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması beklenmektedir. Tasarının yasallaşması durumunda kamusal eğitim alanı daha da daralacak, eğitim kamusal bir hizmet olmaktan çıkacaktır. Devlet okullarında eğitimin niteliğini bilinçli olarak düşüren hükümetin dershaneleri kapatma planının ardındaki amaç, özel öğretimi özendirmek ve özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla destekleyerek eğitimi piyasa koşullarına sunmaktır.